bakın ayol. Vallahi bayılıyorum. Yani Zeynep'siz hali ayrı bir güzel oluyor evimin. Elimden gelse evimi şöyle bir kucaklamak istiyorum. Ay. Ay anneciğim, siz de asmayın suratınızı artık. Baksanıza ne güzel. Evin safralarından kurtulduk işte. Ay bu Fehmi de yani iyi hoş da gittiği yerden bir dönemez. Hayır nedir anlamıyorum ki. Tut kolundan al getir çocuğunu yani atla deve değil ya. Teşekkür ederim Günay. Ama ben kahve istemiştim kızım, bitki çayı değil. Şey, efendim Mukaddes Hanım kahveyi iptal etti. Ama isterseniz hemen yapar getiririm. Aa, aa, aa. Anneciğim, o kadar büyük hastalıklar atlattınız. Aa, yok kahve size zararlı. Doktor günde bir fincana izin veriyor anne. Ayol ne güzel bitki çayı, boş verin. Bunun için siz boş verin. Ben çocuk değilim Mukaddes. Neyi içip içmeyeceğime kendim karar veririm. Bu evde bir takım şeyler değişmiş olabilir. Ama ben değişmedim. Sen sakin ol babaanneciğim. Günay şimdi sana kahveni getirir değil mi Günay? Tabii. Nasıl isterseniz hemen yapıp getiririm efendim. Hoş geldin oğlum. Hoş gelmedim anneciğim. Hatta hiç hoş gelmedim. Ne oldu? Fatih odasına mı gitti? Fatih gelmedi Mukaddes. Dönmedi. Ne demek gelmedi? Fehmi ne diyorsun Allah aşkına ya? Senin de ağzından lafları halat da alıyoruz yani. Ne oldu? Fatih dönmeyecek Mukaddes. Ona bir tercih yapması gerektiğini söyledim. O da tercihini yaptı. Ne yaptı? Onları tercih etti. Zeynep'i, Selim'i. Bir dakika, bir dakika. Sen abimi seçim yapmaya mı zorladın baba? Yok ya böyle bir şey olur mu yani? Deli mi bu çocuk? Anne bir saniye. Kes artık Mukaddes. Annem zaten iyi değil. Böyle saçma sapan laflarla ortalığı daha fazla germe. Ortalığı gererim Fehmi. Sen bu çocuğu eve getiremiyorsan ben bu ortalığı gererim. Ne yapsaydım yani Mukaddes? Kolundan tutup sürükleyip getirse miydim? Çocuk mu bu? Kazık kadar adam. Ona bir fırsat verdim. Tercihini yap oğlum dedim. O da tercihini yaptı. Bundan sonrasını hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ya siz ne dediğiniz? Sen sus! Kes sesini! Bu hepinizin suçu. Sizi zamanında uyardım. Bu kız bize zarar verecek dedim. Bu kızın ailesi de bize zarar verecek dedim. Bana inanmadınız. Ne oldu? Mutlu musunuz şimdi ha? Yeter artık. Yetmez. Hepiniz suçlusunuz. Hepiniz. Sen getiremedinse çocuğumu ben gidip alırım. Anne. Anne bir dur. Bir sakin ol. Ya, ya ne olur saçma sapan bir şey yapma anne ya. Ne zaman gelecek diye merak ediyordum. Arsızlar! Yüzsüzler! Hırsızlar! Aldınız çocuğumu benden! Zehirlediniz! Bunu sizin yanınıza bırakır mıyım hiç ha? Anne ne yapıyorsun sen? Kendine gel! Sen kendine gel! Sen ne yapıyorsun ha? Ağzından girip burnundan çıktılar, kandırdılar seni. Buldular tabii yağlı kuyruğu. Bırakırlar mı hiç? Soysuzlar. Anne! Ne? Bana bak kadın. Kırma beni şimdi. Şevket, sakin ol. Bana bırak. Thank you.
kovboy filmleri gibi oldu ha. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Bana bak mukaddes ama. Kulaklarını aç da beni iyi dinle. Eğer mesele çaputsa, ben sizin adınızı da varlığınızı da 10 kez satın alırım. Ama mesele para değil. Mesele çocukların mutluluğu. O yüzden öyle kapıma dayanıp beni ve ailemi tehdit etmeden önce iyi düşün. Onların arkasında derin Şevket var. Kara Meryem var. Koskoca bir aile var. Ya lafını edebinle söyle. Ya da edepsizliğini al git. Beni delirtme! Akıllı ol. Mukaddes. Sanki benim derdim yani ben buraya sadece çocuğumla özel olarak konuşmaya geldim o kadar. Fatih seninle konuşacağım. Ne konuşacaksan burada konuş Mukaddes Hanım. Bu evde öyle gizli saklı konuşulmaz anladın mı? Ay yok reis babacığım tamam ben konuşayım. Şevket! O senin sorunun. Git sen kızınla hallet sorununu. Benim derdim oğlumla. Onunla konuşacağım ben. Anne! Sen hepimizi rezil etmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun anne? Kimi rezil etmişim? Bunlara mı? Seni duyan da lordlar kamerasındayız zanneder. Ben sadece onların anladığı dilden konuşuyorum Fatih. Ya sen buraya Zeynep ailesine hakaret etmeye mi geldin? Oğlum ben seni almaya götürmeye geldim yavrum. Senin ne işin var burada Fatih? Fatih ben senin bu adamı Mitchell ol diye mi okuttum yavrum? Ben babamla konuşacağımı konuştum anne. Sen boşuna gelmişsin, zahmet etmişsin. Fatih düşün taşın, akşama evde ol. Yoksa... Yoksa ne anne ne? Bunlarla kalmaya devam edersen seni mirastan da Şekercizadeler soyadından da men ederim. Soysuzlar. Üzülme, tamam? Yok, iyiyim ben. Ben... annem adına çok özür dilerim. Kusura bakma. Ben biraz yürüyeceğim. Ben de artık elva deme Zeynep. Fatih. Hı. Sen benim hayatımın en zor zamanlarında karşıma çıktın. Hep yanımda oldun. Ve sayende ben ailemi kazandım. Fatih. Yani hiç konuşmadan olmaz. Tek kelime bile etmedim. Ben alışık değilim buna. Zeynep. Hı. Ben bugün bir karar verdim. Eve gideceğim. Babaannemle konuşmaya ben ne bileyim özür dilemiyorum. Ben sadece özür mü dileyeceksin? Bak eğer kararından dolayı pişmansam ben bunu...
hadi yan biraz dolaşalım. Lan senin burada ne işin var şimdi? Sen hangi yüzle geldin oğlum buraya? Ne oluyor be, sen kimsin kardeşim, ne oluyor? Lan bak adama bak, hala sen kimsin falan diyor. Lan senin... Ertan geldi. Orhan bilmiyor. Yemak koş lan, koş. Mahmut bugün bizim misafirimiz. Bu kim, Mustafa? Kankama geldim ben. Ne diyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun dır dır dır? Lan ne Mahmut'un ne kankısı, hala bak kankam diyor. Ne Orhan öyle değil yavaş, kardeşim yavaş. Anlatacağım, sakin ol. Lan neyi anlatacaksın? Mahmut... Bugün bizim misafirimiz. Tamam. Sen de sakin ol Mahmut. Oğlum bak bas git. Yemin ediyorum seni gömerim buraya. Orhan durum bizim bildiğimiz gibi değil. Ben sana anlatacağım. Bir laftan anla kardeşim. Ben bunu anlatırdım da Mustafa. Dua etsin şimdi, kankamın şirketinde olay çıkarmak istemiyorum. Oğlum hala kankam diyor. Ne diyorsun lan sen? Ne kankamı? Konuşuyorsun. Dur. Ana ne oluyor burada ya? Tamam dur. Ya bu Ert. Lan sus. Enişte sus. Ya kanka kim bu ya? Bıdı bıdı konuşuyor burada. Tipe bak. Yok Mahmutçum. Sen birine benzettin hadi. Gel biz geçelim odama. Siz ne mağaralar? Gel. Azıcık zeki ol değil mi? Azıcık çabuk kavra değil mi? Allah'ım ben sana anlatacağım sonra. Mustafa. Orhan gel sen bir de bana sor kardeşim. Ulan seninle kalım lan. Tüküneyim. Yani işte durum bu. Ya vallahi tebrik ederim enişte sana ya. Mükemmel bir plan yapmışsın. Çok iyi düşünmüşsün. Ya kankacığım bu konuda Orhan'a sonuna kadar katılıyorum ya. Ya sen bu adamı hayatından çıkaracakken niye daha çok içine alıyorsun ya? Ya bu yani saçma değil, süper saçma bir plan. Ya niye saçma olsun? Yani tamam bazı küçük aksaklıklar olabilir ama planım tıkır tıkır işliyor, her şey yolunda. Ya Fatih ben sana daha bir şey demiyorum ya. Yani senin kılavuzunda sen olduğun için senin bunu kurtulmaz yani. Aynen öyle enişte. Yahu tamam. Bir durun, niye bu kadar çok yükleniyorsunuz? Fatih halledecek işte bir şekilde. Evet ya, üstüne gitmeyin adamı. Siz ikiniz bana bir baksanıza. Siz kim oluyorsunuz da benim kocamı böyle eleştirebiliyorsunuz ha? Fatih Şekercizade Türk halkının bugüne kadar gördüğü en ütopik jöndür, tamam mı? Kendisi iyi bir lider, iyi bir kılavuz ve iyi bir sorun çözücüdür. Bir o hafızalarınızı kurcalayın bakayım. Bir düşünün. Mesela bizi o motoru yanan uçaktan kim kurtardı? Ben. Evet. Mesela biz küstüğümüzde sırf bizi barıştırmak için o kadar yol araba kullanıp bizi kulübeye götüren kimdi? Ben. Peki biz pasta yarışmasında şurup şurup diye kıvranırken kim seni aramaya akıl etti? Ben. Akçaabat şurubu. Akçaağaç. Ondan. Yani anlayacağınız o küçük beyinlerinizi Fatih'in planlarını kurcalamakla geçirmeyin, tamam mı? Boşuna harcamayın. Kendisi bir şey yapıyorsa bilip de yapıyordur. Biz ona güveniyoruz ve inanıyoruz. Aynen. Evet. Ya tamam diyelim harika plan. Bu herif uyanınca, aklı yerine gelince, hafızası yerine gelince ne yapacaksınız ya? Yapacak bir şey yok. Adam gidecek bunu şikayet edecek ya. Ya nereden şikayet edecek acaba? Önce ben şikayetçi olacağım. Ya ne yapacak? Ne alakası? Top lan şikayet. Bu adamı bırakın. Bir tek bir şey yok. Cesaret yok. Kim bu Ertan ya? Ne bu Ertan aşağı, Ertan yukarı? Kim bu lavuk? Gidelim dövelim, kıralım ağzını burnunu ya. Kim kanka bu herif? Söyle. Ne bu ya? Sıkıldım vallahi Ertan. Böylelerine prim vermeyeceksin arkadaş. Herkesin huzurunu bozuyor, baksana. Gideceksin, ağzını burnunu kıracaksın, koyacaksın kafasına iki tane. Öyle değil mi yenge? Öyle değil mi yengesi? Mahmutcuğum, çok haklısın. Ben de zaten o herifin ağzını burnunu kırdım. Ağzına burnuna vurdum yani, sen merak etme. Aslansın kankam. Kırarsın tabii. Şişt, ufaklık. Seni de unutmadım ha. O lafların hesabını vereceksin.
Sen şimdi dua et de yengemle kankamın huzuru kaçmasın diye bir şey demiyorum. Enişte gözünü seveyim şunu al götür, yoksa ağzını yüzünü kıracağım ben bunu. Mahmut, mutfak. Tamam. Lan herife bakın ya. Deli. Maş mı? Gerçekten olacak gibi değil ya. Ya bu adam ya nasıl anlamıyorum ki ya. Bu nasıl çıktı girdi hayatımıza bir daha bizim ya? Orhan sen de öyle her şey üstüne alınma. Seninle ilgili değil konu. Fatih'le benle ilgili, tamam mı? Ya ne oldu kanka, yanlış bir şey mi söyledim ben? Söyleme sen. Söyleme, bir şey konuşma. Orhan asabilir, üstüne de gitme. Tamam kankam, gitmem. Yeter ki sen iste ya, okey? Tamam. Kanka bir şey soracağım ya. Ne? Ya şu içeride böyle minyon mavi gözlü bir kız oturuyor. Kim o kız? Çok hoşmuş. Mete'nin nişanlısı o. Bana bak, sakın musallat olayım deme. Kanka çok özür dilerim ya. Vallahi bilmiyordum. Bilsem söyler miyim hiç? Bundan sonra o da yenge benim için, tamam. Söz. Sen burada kal. Ben gidiyorum içeriye. Kanka son bir şey daha soracağım. İçeride bir tane de sarışın bir kız var. Hani sen demiştin ya sarışınlardan hoşlanıyorsun diye. Galiba doğru söyledin. Ben o hatuna bayıldım ya. Acayip bir şey o. Ne yaptın kanka? Kanka ya. Ya sen bana az önce niye vurdun içeride? Hafızan geri gelsin diye. Ya iyi de kankam, insan bir haber verir ya. Öyle çat diye vurulur mu habersizce? Böyle şok etkisi yaratsın diye. Sen dua et ağzını burnunu kırmadın. Tamam kankam, kızma, sakin ol ya. Bak bana, ben kızıyor muyum? Niye? Çünkü her şeyi benim iyiliğim için yapıyorsun, biliyorum. Hadi git mutfağa otur. Yok. Bu böyle olmayacak. Benim bu herifi sepetlemem gerekiyor. Ya da öldüreceğim, yoksa sülalemiz... Ne oldu Fatih? Gene ne yaptı? Bir şey yapmadı. Aynı evde olmuyor. Evet, olmaz. Kanka haklısın ya. Olmaz evde ya. Evet, bence de öyle. Yani düşünsene bir, yani Zeynep'le Ertan aynı mekanda yani. Siz bir de kendinizi bilseniz. O ne demek ya? Evet, ne demek istedin? Yok yok, bir şey demek istemedim. Hadi. Başınıza bir şey gelmedin, hadi evinize gidin. Evli evine, köylü köyüne. Yine mi kovuyorsun bizi? Kovuyor vallahi. Bu kez kendi iyiliğiniz için. Hadi çetnaş. Aşk olsun. Enişteciğim sen ne diyorsun, ben anlamadım. Fatih'cim sen de benim kardeşim sayılırsın. O kadar yani, sizin namus... Hadi kalkın, hadi gidin, hadi. Fatih ama artık ayıp olmuyor mu? Ayıp kalırlarsa olacak. Hadi kalkın. Hadi aşkım ya, aman. Bu sürekli aynı senaryo. Döndürüp döndürüp onu oynuyoruz. Sen bekle burada. Uyu bakalım. Hayat sana güzel vallahi. Biz bütün ev işlerine koşturalım, sen uyu. Ekmek aldık, yumurta aldık. Ne yapacağız şimdi? Başka ne kaldı? Ha dur, şu anneye bir ilaç alalım. Sonra da manava falan uğrayalım. Böyle ben ona nasıl yapacaksam artık bir şeyler yapmaya çalışayım. Selim. Oğlum hadi uyudun o kadar. Uyan ya, canım sıkıldı. Oğlum. Hah bak, eczane var şurada. Eczaneye giriyoruz. Ah, şunu şöyle bir kafana takalım. Anneyi hasta ettik, bari seni etmeyelim değil mi? Dur bakayım. Geldik manava. Da ne alacağız? Buyur abi, ne bakmıştın? Ben bakıyorum işte. Öyle. Bakayım bir. Osman efendi merhaba. Merhaba abla, buyur. Osman efendi bana bir iki kilo domates verir misin? Tabii ablacığım. Ya teyzeciğim merhaba. Merhaba evladım. Ya kusura bakmazsan ben sana bir şey soracaktım. Yok yok, niye kusura bakayım oğlum, söyle. Benim hanım hasta da. Oğlum geçmiş olsun. Bir çorba yapayım diyorum ama hayatımda hiç çorba yapmadım. Oğlum sen burada bekleme. Direkt hemen bir kasaba git. Oradan bir tane tüm bir tavuk al, eve götür. Tencerenin içine koy, haşlamaya başla. Haşlarken de güzel içine böyle bir iki damla limon sık ki o tavuğun kemiklerinin içerisindeki kalsiyum dışarıya çıksın. Kalsiyum? Evet evet, kalsiyum. Heh. Ondan sonra tencerenin içine şu bildiğimiz soğan var ya, bunun kabuklarını güzelce soy. Bütün olarak tencerenin içine atıyorsun. Doğal antibiyotik bu. Ay
Antibiyotik. Antibiyotik, antibiyotik. Teyzeciğim sen emekli Lokman Hekim falan mısın? Oğlum sözümü kesme. Bak bunlar haşlanırken bir taraftan da unla sütü karıştırıyorsun. Unla süt. Hah, unutma. Unla sütü karıştırıyorsun, krema haline getiriyorsun, tencerenin içine koyuyorsun. Daha sonra da bu bildiğimiz dereotu var ya, onu da güzel küçük küçük parçalar halinde doğruyorsun. Tam ateşten tavuğu alacağın sırada o dereotunu da içine koyuyorsun, bir böyle karıştırıyorsun. En güzel şifa bu oğlum. Tamam. Dereotu nasıl bir şey? Nasıl yani? Dereotu. Ah oğlum dereotu, bildiğimiz dereotu bu. Ha. Heh, ondan da bir tane al, bir güzelce doğruyorsun bile, içine koy karıştır. Ne kadar Osman Efendi? Buyur ablacığım, 5 lira. Bereketlesin ablacığım. Bereketini gör selametle. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Dereotu. Şimdi limonu sık, kalsiyum olsun. Soğan koy, antibiyotik olsun. Bu nedir ya, periyodik cetvel gibi? Ben unuttum. Bana hemen 2 kağıt kalem verir misiniz? Unutuyorum. Hemen. Teyze. Sen yazar mısın? Bu dereotunu en son atacağız. Kasaba git. Et al ki limonun suyundan et. Dur. Yorulduk vallahi. Bak bunları zamanı geldiğinde anneye anlatacaksın, tamam mı? Beni sevdiğini biliyorum çünkü. Hadi. Gel Şeref'e. Vay be Selim. Bayağı oldu biz seninle içmeyeli karşılıklı. En son ne zaman içtiğimizi hatırlıyor musun? Dur ben sana başka bir şey söyleyeyim. Şimdi sen o gün uçakta böyle avazın çıktığı kadar ağlamasaydın ve ekonomi klas yolcularını bezdirmeseydin şu an burada olmayacaktın. Ya. O yüzden ben sana çok şey borçluyum. Yani annen ve sen yanıma oturmasaydınız benim bir ailem olmayacaktı. Tamam, evet. İnatçı bir annen var. Dünyalar kaçığı, manyak bir deden var. Aramızda kalsın. Annen var ya, hayallerimdekinden bile daha öte bir şey. Şimdi Selim, benimle açık konuş. Yani hep ben konuşuyorum, biraz da sen konuş. Şimdi sen de benim gibi baban olmasını istemez miydin? Kim istemez ki yani, hangi evlat istemez değil mi? Sen de bu yalanın gerçek olmasını istemez miydin? İsterdim tabii ki. Yani. Ben bundan başka bir şey istemiyorum. Bak ne güzel bir aile olduk işte. Ocakta pişen bir çorba. Odunları çıtırdayan bir sobamız ve kakalı bezlerimiz var. Daha ne olsun işte, daha ne isteyelim ki? Lan ocakta yemeğim var, beni lafa tutuyorsun. Allah! Allah, Allah, Allah. Evet, tavuk suyuna spesiyel çorbamız geldi. Çorbanız hazırdır efendim. Ne bu, hazır çorba mı? Ne hazır çorbası? Yani bir tavukları yetiştirmedim kaldı. Onun dışındaki her şeyi ince ince kendi ellerimle yaptım sırf senin için. Hadi bakalım. Aa! Dur. Ne oldu? Ne yapıyorsun Fatih? Ya tepsiyle ikisini taşıyamadığım için bunu oraya koymuştum. Ne demek bunu oraya koymuştun? Benim çocuğum çantamı kapının önüne koyup unutuyorsun? Oldu olacak, bir de koltuğun altına sıkıştırıverseydin tavla gibi. Ya çocuk koltuğun altında sıkıştırılır mı? Allah aşkına. Yani 50 tane kolum mu var benim? Çamaşır bende, manav bende, bulaşık bende, yemek bende, çocuk bende. Hangi birine yetişeceğimi şaşırdım. Ne yapayım? Ay iyi ki bir gün hasta yattım ha. Hemen söylenmeye başladın. Tamam, bugün seninle kavga etmeyeceğim. Hastasın. İç bakayım çorbanı. Zehirlenmem değil mi? Bak kırıyorsun ama. Tamam, zaten çok acıkmıştım.
Dur. Şimdi sen onu içerken dökersin falan, bir de çarşaf değiştirmekle uğraşmayayım. Dur bekle sen oğlum. Gel oğlum sen buraya. En iyisi ben içireyim o zaman. Sonra bir de başıma çok çamaşır yıka bilmem ne bir daha çıkmasın. Gel bakayım. Ne gülüyorsun? Sen ne gülüyorsun? Ya Allah, sen bir tipine bak ya, bir aynaya bak ya. Ya ne yapayım işte, halanın bu şeyi var. Ben bununla havaya giriyorum. Gel bakayım, aç ağzını. Ham ham ham. Güzel olmuş ha. Eline sağlık. Gel. Babam da böyle çorba içirdi bana. Ne zaman hasta olsam o bakardı. Eliyle yedirirdi. Başımın ucundan ayrılmazdı. Anne gibi. Merak etme, artık ben varım. Çocuğu yedirdin değil mi? Ne? Kokoreç yedik. Ne? Şaka canım. Ne yedirdin? Mama yaptım onu. Çocuğumu kuru ekmeğe hasret bırakmışsın Fatih. Aç değilsin değil mi? Aç mısın? Yiyeceğim mi anneciğim? Al işte, aç çocuk. Vallahi aç değil, yedirdim ya. Söylesene bir şey. Yani tek yapman gereken şey şu çocuğu doyurmaktı yani. Bravo ya. Ya yedik biz, yedik. Çıkar şu önlüğü Allah aşkına ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.